Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Packet Tracer konusunu işleyeceğiz. Packet Tracer nedir? Öncelikle onu bir açıklayalım. Packet Tracer, Cisco firmasının geliştirmiş olduğu bir network simülatör programıdır. Bu simülatör programı CCNA konuları için yeterlidir. CCNP konuları için çok yetersiz kalmasına rağmen CCNA'de işimizi görür arkadaşlar. Peki arkadaşlar, CCNA konularında işimizi görecek olan Cisco Packet Tracer programını nereden indirebiliriz? Cisco Packet Tracer programını Google'a yazıp Cisco Packet Tracer 5.3.3 programını yazıp indirebiliriz. Burada 5.3.3 çıkan son versiyondur arkadaşlar. Her ay yaklaşık olarak her yeni bir versiyon çıkmaktadır. Aralarında çok büyük bir fark olmamakla birlikte en son versiyonu indirmeniz sizin için daha iyi olur. Tıklayalım. Bakalım sayfa bizi nereye gönderecek. 5.3 Read More diyor. Tıklayalım oraya da. Evet arkadaşlar, geldi. Burada Application and Tutorial demiş. Bize tutorial lazım değil arkadaşlar. Buradan biz yalnızca Application tıklayarak indirmeye başlayalım. Bizden onay istiyor. Download diyoruz. Gördüğünüz gibi Packet Tracer masa üstüne indi. Çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çalıştır diyoruz. Zaten sonrasını biliyorsunuz. Kuruyoruz arkadaşlar. Onayımızı veriyoruz. Kurulumumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi kurulumumuz tamamlandı ve Cisco Packet Tracer masa üstüne kısa yolunu attı. Açalım Packet Tracer'ı. Biraz Packet Tracer üzerine konuşalım. Packet Tracer oldukça kullanışlı bir programdır arkadaşlar. Ve kolaydır. Kullanmakta sıkıntı çekmezsiniz. Şurada gördüğünüz gibi router modelleri, burada kullanabileceğimiz birçok router modeli var. Burada switch modelleri, hatta bir tane de layer 3 switch'imiz var. Burada hub'lar, burada wireless cihazlar. Ki bizim şu an onlarla işimiz yok. Şurada da bağlantı şekilleri var arkadaşlar. Bağlantı şekilleri. Bunların hepsinin üstünde teker teker duracağız. Şurada bilgisayarlar var. Şurada WAN bağlantıları için gerekli emülatör simülasyonları var. Bunlarla şu an işimiz yok. Bunlar ayarlanabilen bağlantılar. Bunlarla çok işimiz olmayacak. Bizim genelde işimiz şu PC ile router'la ve switch ile olacak. Ve tabi bağlantılarla. Mesela arkadaşlar, şimdi ufak bir topoloji kuralım. Kurmak isteyelim. Nasıl yapacağız? Bir tane switch alıyoruz. Bir tane PC alıyoruz. Bir tane daha PC alıyoruz.
Bunları switch aracıyla birbirine bağlamak isteyelim. Nasıl yapacağız? Daha önceki derslerimizde ne demiştik arkadaşlar? Switch ile PC arasındaki bağlantı düz bağlantıydı. Bağlantıyı tıklayıp switch'e ve bilgisayara tıklayınca gördüğünüz gibi switch'e tıklıyorum ve Ethernet listesi açılıyor. Switch'te 24 tane Ethernet portu varmış. Bunlardan birine tıklayarak o porta takıyorum. Ondan sonra PC'ye geliyorum, ona tıklıyorum ve onun fast Ethernet'ine takıyorum. Bu şekilde bir bağlantı yapmış olduk. Peki arkadaşlar, PC'yi nasıl manage edebilirim? Mesela arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu PC. PC'nin üstüne bir kere tıkladığından açılıyor. Mesela ben PC'ye IP adresi vermek isteyeyim. Desktop sekmesine tıklayınca IP Configuration menüsü benim karşıma geliyor. Buraya bir IP verebilirim. 192.168.0.1 veriyorum arkadaşlar ben buna. Subnet maskını da öyle veriyorum. Subnet maskını da ona uygun veriyorum. Ve kapatıyorum. Diğer PC'ye geliyorum. Ona da desktop'a tıklıyorum. IP Configuration'a tıklıyorum. 192.168.0.2 IP'sini de ona veriyorum arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Şimdi PC 0'a geliyorum. Bakın arkadaşlar, Command Prompt var. Yani DOS ekranı. Yani Windows'da CMD yazdığımızda çıkan ekran karşımıza geliyor. Ping diyorum. 192.168.0.2. Bakın, gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı arkadaşlar. Ve ping atmayı başardım. Ama gördüğünüz gibi çok basit bir topoloji oldu bu arkadaşlar. Bunu yalnızca sizlere göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Yalnızca paket tracer'ı tanımanız için yaptığım bir işlem bu. Mesela arkadaşlar, ne yapabiliriz? Şu an hiç switch konfigürasyonuna falan girmiyorum. Onları lablarımızda zaten çok ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Switch'e bir kere çift tıklayalım. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi switch 24 portlu. Güzel. Bir switch burada rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunda çok fazla bir manage edecek bir olay yok. Tabi şu CLI konfigürasyonu hariç, bu CLI'ye girip switch'imizi ileride istediğimiz gibi konfigüre edeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini öğreneceksiniz. Peki arkadaşlar, bir tane de topolojimize router ekleyelim. Bir router ekledik. Router'ın konfigürasyonunu falan yapmayacağım. Yalnızca çalışmasını göstereceğim. Router ekledik. Router'ımızın fast Ethernet 0'ına switch'imizin fast Ethernet 3'ünü bağlayalım. Gördüğünüz gibi bağlandı. Router'da konfigürasyon yapmak gerektiği için şu an bağlantı aktif gözükmüyor arkadaşlar. Niye? Çünkü router'da herhangi bir konfigürasyon yapmayacağız şimdi. Burada bağlantı gözükmüyor. Kırmızı bağlantının olmadığını gösterir arkadaşlar. Bakın, yeşiller yanıp sönüyor. Burada bir bağlantı var. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Topoloji olsun. Bir tane switch ile bir bağlantı oluşturalım. Birbirine benzeyen cihazlar neyle bağlanıyordu arkadaşlar? Cross kablo ile bağlanıyordu, değil mi? Switch'imizi
Bağladık. Güzel olsun. Ona switch'imize birkaç tane de bilgisayar bağlayalım arkadaşlar. Ona da iki tane bilgisayar bağlayalım. Güzel bir topolojimiz olsun. Evet, bağladık arkadaşlar. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Biraz fantaziye kaçacak ama cross kabloyla router'ın bir bacağına bir PC de bağlayabiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi router'da konfigürasyon yapmak gerektiği için bağlantılar off durumda olacak. Yani interface'leri açmadığımız için bağlantılar off. Kırmızı. Switch'lerde öyle bir kısıtlama olmadığı için bağlantılar aktif arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar router'a bir girelim. Bakın router'da bir takım modüller var. Bu modülleri kullanabiliriz. Mesela şu en üstteki modül sanıyorum 4 tane serial Ethernet interface takıyor router'a. Tıklıyorum. Bize bir hata veriyor. Router'ı kapatmadan diyor. Bu şeyi atamazsınız, takamazsınız. Biz de router'ımızı buradan kapatıyoruz ve bu 4 serial interface'i router'ımıza ekliyoruz ve router'ımızı açıyoruz. Açtık. Şimdi router'ımıza bir göz atalım. Router'ımızın üstüne geldik. Bakın, gördüğünüz gibi birçok Ethernet kart takılmış. Burada az önce taktığımız modül Serial Ethernet değilmiş arkadaşlar. Fast Ethernet'miş. Fast Ethernet'leri 6'ya çıkartmış. Bakalım Serial modül bulabileceğiz mi? Sanıyorum şu serial modülümüz arkadaşlar. Kapatıyoruz router'ımızı. Takıyoruz. Router'ımızı açıyoruz. Bakalım şimdi ne oldu? Serial interface'leri görebileceğiz mi? Evet. Demek ki kullandığımız modül serial interface modülümüş. Eğer taktığımız router'da serial interface modülü yoksa serial interface yoksa bu modülü takıp serial interface elde edebiliriz. Packet Tracer bu özelliğiyle çok kullanışlıdır arkadaşlar. CCNA konularında yapabildiğimiz komutları bütün CCNA konularını kapsar arkadaşlar. Herhangi bir zorluk çekmeyeceğiz. Bundan sonraki konularımızda arkadaşlar en ufak bir topoloji de olsa konuda ben bu topolojinin labını Packet Tracer'da yapıp labı o konunun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Router komutlarına, switch komutlarına şu an geçmesek bile size bir bilgi verme açısından iyi olacaktır arkadaşlar. Komutlara gelmeden dahi bu şekilde komutlara aşina olabilirsiniz. Topolojiyi Packet Tracer'da çizeceğim. Komutlarını anlatarak yazacağım arkadaşlar. Topolojileri seyretmeniz bu dersler için elzem değildir. Fakat seyrederseniz çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Gerçi ileride bu labları daha kapsamlı bir şekilde yapacağız. Packet Tracer konusu şimdilik bu kadar. Ama mutlaka atlanmış şeyler vardır ki zaten daha çok bir şeyine girmedik Packet Tracer'ın. Lablar yapıldıkça bunları göreceksiniz arkadaşlar. Şu an bunlara fazla takılmayın.
Dediğim gibi CCNA konuları için son derece yeterlidir. Yeterli olmadığı durumlar olursa eğer GNS3 adlı emülatör programını da kullanabiliriz arkadaşlar. Yalnız GNS3 programında switch emülasyonu yoktur. Yalnızca routerlar çalışır. Router lablarımızda gerekirse GNS3'de kullanabilirim arkadaşlar. Ama şu an paket tracer bizim için yeterli. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.